Merhabalar. Merhaba İlhan Hanım. Bugün böyle bir teknik aksaklıklarımız var galiba. Resminiz bir ara dondu. Sonra tekrar girdik. Peki, hadi bakalım başlayalım. Nasıl, keyifler yolunda mı her şey? Yolunda sayılır. Piyasalar iyi olduğu zaman biz de iyi oluyoruz. Doğru. Öncelikli olarak şu dün sonuçlarını açıkladık. Gerçi Suna Bey'le yayındaydık. Bir oradan başlayalım. Koa Granit'in halk arzını gerçekleştirmiştik. Herkese 29 lot ya da 30 lot kadar düşmüş. Oldukça büyük bir halka arzdı. Son 3 yılın en büyük halka arzıydı yanılmıyorsam. Sesinizi alamıyorum ben. Şu anda Şu anda geliyor. yani, Bir o halka arz bilgileriyle başlayalım isterseniz bugün. gerçekten son zamanlarda bizim de yani çok yani şaşırmıyoruz çünkü şirket çok iyi bir şirket. O yüzden çok ciddi bir talep geldi. Muhtemelen bundan sonra çok daha iyi halka arzları önümüzdeki süreçte de göreceğiz. Bu işlerin başında biliyorsunuz Hüseyin Güler var. Başında. Ve bu işin de bu piyasadaki en iyilerinden bir tanesi. O yüzden çok doğru bir şirket görüyoruz. Gelen taleplerden dolayı 29 lot kişi başı. Ve yapmış olduğu halka arz yöntemi de çok isabetli. Herkese bir şekilde adil bir dağılım gerçekleşti. İnşallah bundan sonrakiler aynı şekilde böyle güzel de geçer diye düşünüyorum. Peki, şöyle bir aslında halk arzla ilgili sonuçlarıyla daha doğrusu ilgili bilgiyi de paylaşmakta fayda var. 846.353 yatırımcı sanıyorum halk arzdan faydalanabildi. 139 milyon 132 bin 300 adet talep var. 5,8 katlık bir talepten bahsediyoruz ve 2,3 milyar TL karşılığı olan bir talep aslında burası. Onlardan da bir şöyle hızlıca bahsetmiş olalım. Çok başarılı bir halk arzdı. Ekip arkadaşlarımızın hepsinin eline, emeğine, vakitlerine sağlık diyelim. Son 3 halk arz 100 gün sürecek demişler. Eşit dağıtım yapıldı, evet. Endeks yorumu birazdan yapacağız. Granit ne zaman başlıyor? 9 Nisan'da mı tahta açılıyor? Evet, Cuma günü açılıyor olması lazım. Evet. 9 Nisan. 9 Nisan'da işlemde görmeye başlamış olacak diyelim. Şöyle bir piyasa üzerinden gidelim. Bugün neler oldu, neler bitti onları birazcık konuşalım. 1417 seviyesinde bir Borsa İstanbul var. Sanıyorum desteklerin birazdan konuşuruz. Üzerinde bir kapanış gerçekleşti. 8-16-65 görüyorum an itibariyle dolar TL'de geldiğimiz noktayı. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşması sırasında başlamıştı. Dolar TL tarafındaki hareketlilik. Orada özellikle enflasyon ve faiz tarafına ilişkin vermiş olduğu mesajlar faizin indirilmesi yönünde anlatıları bir parça heyecan kattı sanıyorum dolara. Haftaya da Merkez Bankası'nın toplantısını zaten bekliyoruz. Piyasanın genelinde konsensüs olarak herhangi bir indirim ya da indirim gibi bir beklenti yok diyelim en azından. Ama bir pas geçme durumu söz konusu olabilir. Güven tazelemek ister mi istemez mi? Merhaba ben geldim. Faiz artışı yapar mı? Çok zannetmiyorum ama oradan bir başlayalım. Nasıl görüyoruz? Piyasaların gündemine baktığımızda aslında hep aynı bir daire içinde dönüp dolaşıyor. Yani aslında çok büyük bir değişiklik yok. Yurt dışı ayağına bakıyoruz piyasalarda. Amerika'daki aşılama ile ilgili konular, oradaki yaşanan gelişmeler piyasaları meşgul etmeye devam ediyor ve gerçekten aşılamalarla ilgili çok hızlı bir
yol alınıyor. Bununla birlikte Biden'ın yapmış olduğu son paket, piyasaları destekleyecek paket, bu da aynı şekilde piyasalar üzerinde haftalardır zaten konuştuğumuz ve bunların hepsi aslında gelişmekte olan ülkelerle birlikte bütün dünyayı olumlu etkileyen bir süreci devam edeceğini sinyalini veriyor. En son önceki gün IMF'in Dünya Görünüm Raporu vardı. Buradaki yapılan açıklamaları takip ettik. Ekonominin, dünya ekonomisinin bu yıl %6 büyüyeceği, mesela Türkiye'nin de aynı şekilde %6 civarında, %6 büyüyebileceğinin tekrar altı çizildi. Bu aslında olumlu bir gelişme. Fakat yurt dışında bu haber akışları yaşanırken, bu gelişmeler yaşanırken içeride ne yazık ki bizim kur üzerinden yapılan manipülasyonlarla borsa tarafında ciddi bir güven sorunu yaşıyoruz piyasalarda. Aslında bunun tam anlamı güven sorunu değil ama güven sorunuyla ilgili bir sorun yok. Ama piyasalarda böyle bir algı oluşturuluyor gördüğüm kadarıyla. Bu da ne yazık ki kur üzerinden, dolar TL kuru üzerinden yapılıyor. Her zaman yıllardır hep bildiğimiz senaryo, bıkmadan usanmadan Londra, Singapur, Asya, Türkiye, böyle bir Bermuda ekran üçgeni diyebileceğimiz bir alanda Türkiye'nin yumuşak karnı diyebileceğimiz dövizle ilgili, döviz açığıyla ilgili sorunlar sürekli Türkiye'de bir çok daha büyük bir problemin olabileceğine yönelik algı yaratılmaya devam ediyor. Şu an için baktığımızda biliyorsunuz birkaç hafta önce kur üzerinde çok ciddi rekor seviyeler görmüştük. 8.45, 8.50 seviyeleri. Sonra tekrar bu seviyeleri gördük. Özellikle bu TL'ye olan güvenin şu anda piyasada biraz sarsılmış olması borsayı da aynı şekilde olumsuz etkiliyor diyebiliriz. Tabii orada durduk yere böyle bir TL üzerinde baskı oluşmadı. Sonuç itibariyle bir gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yerine yeni bir başkan getirildi. Dolayısıyla orada o hikaye bozuldu. Etmez aslında. Şey değişti. Yani çünkü başkan tek başına bir kararı vermiyor. Başkanın o birdir. Öyle söyleyelim. Ama burada biraz psikolojik bir algı yaratılıyor. Başkan değiştirildi. Şimdi başkan değiştirilmemeseydi ne olacaktı? Şey aslında değişecekti. Ama Türkiye, yani şu anda birçok ülke gerçekten sıkıntıları var. Yani bizim bunun yanında diğer gelişmekte olan ülkelere baktığınızda Arjantin, Brezilya gibi döviz problemi yaşayan, döviz açığı, cari açığı çok yüksek olan ülkelerde hep bir takım amaçların peşinde gitmek için hep bir sebepler aranır. Bunun altı doldurulabilir, doldurulamaz ve şu pandemi ortamında gerçekten burada ben açıkçası çok da kimseyi fazla suçlamak da istemiyorum, eleştirmek de istemiyorum. Şundan dolayı çok özel bir durum yaşıyoruz. Yani bizim ömrümüzde yaşayabileceğimiz, çok nadir görebileceğimiz bir krizi yaşıyoruz. Burada bence kim gelirse gelsin, başta kim olursa olsun bu problemlerden kaçma şansı hiçbir şekilde yoktu. Ama bu duruma biz böyle olsaydı, böyle olurdu demenin bence çok yani tutarlı bir tarafı yok, öyle söyleyelim. Ama söylediğiniz gibi bizim gibi ülkelerin bu tarz zayıf noktaları her zaman bir amaç doğrultusunda kullanılabiliyor. Bu kriz, pandemiyle ilgili yaşanan krizde turizm yok,
Bizim en büyüklerimizden bir tanesi. Bu kimsenin elinde değil. Yani şimdi başkası yönetmiş olsa turist getirir. Mümkün değil. Yani fabrikaları dünyada kapandığı bir dönemde kapatmayacak mı? Mümkün değil. Böyle bir şey mümkün. Ama burada daha iyisi olur mu? Olabilir. Mümkün. Ama dediğimiz gibi şu anda bizim aslında odaklanmamız en büyük problemlerden bir tanesi Türkiye'nin cari açık problemi ve bunun olmuş olduğu yan etkiler, kurun şu anda kontrol edilemiyor olması şu an için bizim gözüküyor. Ama bu ne yazık ki bununla biz şu an için bu süreçte yaşamak zorundayız. Borsaya baktığımızda burada da açıkçası yabancı yatırımcının belli sektörlerde ciddi satışlarının biz görüyoruz. Özellikle bankacılık sektörü hisselerinde müthiş satışlar yapıyor. Yani yabancının satışları var. Mesela son bir buçuk aydır Garanti Bankası'nda 450 milyon lot civarında bir yabancının satışı var. Yani Garanti Bankası'nın mesela sermayesi nedir? 4.2 milyar. Yani %10'un biraz üzerinde yabancı yatırımcı şu son bir ay on gün yani 1,5 ay diyelim düz olsun %10'una yakın fazlasını aslında satmış. Akbank'a bakıyorum. Biraz detay indim orada. Orada da 220 milyon lotluk bir satış var. Yani bankacılık sektörü üzerinde yabancının ciddi bir satışının olduğunu görüyoruz. Ama diğer taraftan sanayi sektörü hisselerinde ise tam tersi yabancının aslında orada da belli hisselerde alımlarını dikkatimizi çekiyor. Ama tabii burada banka sektöründeki bu satışlar çok alımlardan kat kat çok daha fazla montanlı. O yüzden piyasanın toparlanması çok zor oluyor. Yani hatırlayın geçtiğimiz günlerde kurun çok hızlı yükseldiği günlerde Garanti Bankası'ndan tabana yazılan satışları hiç böyle bir şey biz yıllardır hatırlamıyoruz yani. Ben hiç hatırlamıyorum. Böyle tabana bu kadar büyük montanlı satışlar. O yüzden piyasaları bugünlerde aslında okumak çok zor. Yani aslında şöyle olacak da şimdi böyle olacak diye bir şey yok. Yani gerçekten zor. Yani birçok izler birbirine karışmış durumda. Yani yabancı banka hissesi satıyor ama diğer taraftan bizim bildiğimiz bir takım gerçekler var. Yani sonuçta ismimizi bildiğimiz kadar, net emin olduğumuz kadar bir değerleme gerçeği var. Şimdi yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Ama burada bir an diğer taraftan da bu değerlemelere baktığımızda bu işte bir tutarsızlık var. O yüzden bunun acaba hangisi doğru olduğunun cevabını net olarak biz kendimize veremiyoruz. Yani bir yandan çok ucuz. Acaba satmalı mıyız? Doğru mu yapılıyor? Birisi yapıyor. Çok büyük bir satış yapıyor. Acaba doğru mu yapıyor gerçekten? Yoksa başka bilmediğimiz başka bir hikayeler mi var? Bunu biz yaşadıkça göreceğiz. Ama şu an için kısa vadeli tren biraz daha aşağı yönlü piyasayı baskılamaya devam ediyor. Özellikle mali sektör, bankacılık sektörü hisselerindeki Mine Hanım satışlar çok fazla anlam veremiyoruz. Yani çok büyük bir krizin mi geliyor diyeceğiz ama şimdi mortgage krizini hatırlayalım. Burada satışların başladığı noktadaki satış miktarlarına bakıyoruz ve hisselerin mortgage krizinin bitmesine yakın dip seviyelere geldiğindeki değerlemelere bakıyoruz. Şimdi burada kafamız karışıyor. Yani oradaki krizin sonuna geldiğimiz seviyedeki değerlemeler şu anda. Şu anda burada da yabancı
tekrar yeni bir satış yapıyor. Yani dibin dibi vardır diye bir şey var ama bu burada geçerli olur mu? Tekrar çok emin değilim. Yani geçmiş tecrübelere bakarak, istatistiklere bakarak burada sadece biraz daha bekle gör. Yani sisli ortam şu anda çok yoğun. Çok yoğun bir sis var. Ama bir yandan da mantığımız bizim burada çok aşağı gelmeyi gerektirecek çok büyük bir senaryonun ben olmadığını düşünüyorum. Bundan dolayı en azından basitten gidelim. Yani ilkokul öğrencisi gibi. Nedir? Daha bu dün, önceki gün IMF'in raporunu gördük. Dünya büyümesi bu yıl 2021 yılında %6 olarak verilmiş. Yellow'un açıklamaları vardı bu toplantıda. Amerikan ekonomisinde çok hızlı bir toparlama bekliyoruz bu yıl. Diğer taraftan şimdi böyle bir tabloda Avrupa'da da büyüme var. Bizim en çok ticaret yaptığımız ülkelerden bölgelerden bir tanesi Avrupa, Almanya. Şimdi burada ekonomi büyüyorsa Türkiye'nin de bir şekilde bu büyüyen ekonomiden pay alması gerekiyor teorik olarak. Yani bizim küçülme ihtimalimiz yok. %6. Şimdi büyümenin olduğu bir ortamda borsaların aşağı gelmesi mümkün değil. Onu söyleyeyim. Yani, tabii bu arada büyüme kompozisyonunun ne olduğu da oldukça önemli olacak. Yani tutup bir inşaat sektörüyle büyünüyorsa orada katma değer yaratacak şeylerle büyümesi önemli. Ediliyordur. Yani yatırımcılarımız bu tür mantıkları, basit mantıkları kurmasında fayda var. Ya da bizim hiç yaşamadığımız başka bir senaryoyla karşılaşacağız. Çünkü bilemiyorsunuz. Yani her şey anlık oluyor çünkü dünyada. Türkiye belki bir istisna bir durum olacak Türkiye için. Büyüyen bir ortamda aşağı giden bir borsa. Yani kısmet de diyebiliriz buna ama benim aklım çok açıkçası almıyor. Ben hemen dolar bazına bakıyorum endekse. Şimdi yatırımcılarımız endekse bağlamaya çalışıyorum o sorusuna yönelik. Dolar bazına bakıyorum endekse. Yani son 10 yılda, 10 yani 10-15 yılda bizim borsamızın endeksin geldiği seviyeler gerçekten çok dip seviyelere çok yakınız. Yani belki nasıl diyeyim %10, %15 daha endeks mesela geri gelmiş olsa yani olabilecek en dip seviyeye gelmişiz dolar bazında. Önceki krizlerdeki dip seviyelere gelmişiz diyeceğiz. Yani %10, %15. Yani bu aslında bizim için yani kötünün çok da büyüyebileceği anlamına gelmiyor. Yani kötüyü yaşıyoruz ama kötünün de bence sonuna çok yakınız. Yani burada belki birkaç ay kaybımız olabilir. Bu kötü senaryoda endeks biraz daha aşağılara sarkabilir. Mesela dolar bazında hemen ben endeksin bu görünümünü hemen bir rakamlarla biraz da söyleyebilirimize. 2018'de, 2019'da ve 2020'de arkadaşlar endeks yani şimdi bu tabirler çok karışıyor şu anda. Endeksi dolar bazında nasıl ifade edelim? 1.35 dolar, 1.40 dolar civarı ya da direkt grafikte gördüğümüz gibi 33 bin mesela 133 seviyesi ya da 140 seviyesi dolar bazında dip. 2008 mortgage krizinde de aynı seviyeler dipti. Yani buraya da bizim yani çok fazla bir yolumuz da yok yani. Buraya gelebilir endeks. Mümkün. Ama burada sadece
bizim unutmayalım birkaç aylık bir kaybımız olur. Ondan sonra tekrar bu endeksin yukarılara doğru gitmesi lazım. O yüzden benim görüşüm endeksle ilgili özellikle burada bir dip arayışı şu anda devam ediyor. En son bu kur kriziyle başlayan dip arayış şu an halen devam ediyor. Sonlanmış değil. Kırıldığı zaman bence tarih çok yüksek. Ama bunun haricinde öncesinde halen var. Çıkabilecek neden yok? Malum bankalara özel banka hisselerini baskı endeks üzerinde oluşturuyor. Sanayi hisseleri biraz daha sınırlı etkisi ama dediğim gibi bank bir tek en büyük umutlarımızdan bir tanesi bankaların dönmesi, yukarı trendlerin yukarı dönmesi ama şu ortamda bankalarda açıkçası çok da umutlu bir şey. İsmail Bey, sanıyorum bugün önemli bir internet problemimiz var. Ses kesik kesik geliyormuş. Demin de bir bağlantıda sorun vardı. Fiyatlamaların da zaten çok sağlıksız olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla böylece bir endeks yorumuyla isterseniz bugün kapatalım. Tabii ki nasıl isterseniz. Şu anda sesim geliyor herhalde. Şu anda geliyor, evet. BIST 100 endeksinde biliyorsunuz daha önce ki günlerde 1580 seviyelerine gelmiştik. Zaman zaman oralarda tutulmaya çalıştık. 1580 civarında. Burada bu seviyelerde yaklaşık olarak nasıl söyleyelim Ocak ayından beri zirve denemesi yapmaya çalışıyor endeks. Fakat burayı kıramadığını görüyoruz. Şimdi böyle bir kıramamasının ardından bu hissede de geçerli. Bir kriz esnasında çok ciddi bir satış geldi piyasaya, endekse. Ve endeks bir anda 1270 seviyelerine doğru geri çekildi. Şimdi bu geri çekilmenin ardından sadece şu anda bir tepki yükselişi yaşandı. Burada endeks tekrar geri döndü demiyoruz. Tepki yükselişi yaşandı. Burada bu tepki yükselişinin ardından da şu günlerde yaşadığımız günlerde de burada tekrar yeni bir dip oluşturacak mı endeks oluşturmayacak mı bunun kararı verilecek. Ama şöyle söyleyeyim ben 1380 seviyesi bizim için kısa vadede çok güçlü önemli bir destek seviyesi. Burası kırılması durumunda oluşacak yeni dip bizim için çok daha önemli bir yükselişin başlangıç seviyeleri olabilir. Senaryo bu. Yeni bir dip. Yani burada yapacağımız, benim yapacağım bütün yorumların sonu hep aslında dönüp tekrar yukarıya yeni bir tarihi zirve yenilemesine gidiyor arkadaşlar. Yani benim gördüğüm teknik olarak ya burada dibini tabanını kuvvetlendirecek endeks bu seviyelerde 1350, 1400, 1500 arasında ya da burada 1350 seviyelerinin de altında tekrar yeni bir dip ama bu dibin de açıkçası ben 1300'ün altında olma ihtimalini şimdilik zayıf görüyorum. O yüzden burada iki senaryoda da birisinde daha fazla düşmeden yukarı, diğerinde endekste bir %10'luk bir geri çekilme daha görüp ondan sonra yine yukarı. Yani bizim beklentimiz bu yıl
1700'ler ve 2000 seviyelerinin görülmesi yönünde. Yani biz stratejilerimizi bu yönde kurmaya çalışıyoruz. Bu oyunun sonu o tarafa doğru gider. Ama şu anda kötüyü yaşadığımız için ne yazık ki kötü yaşanırken insanlar iyiyi düşünmek, yani olumlu senaryoları bir kenara koyarlar. Ne zaman piyasa dönerse o zaman hatırlamayı tercih ederler. Ama burada bir adım önde olmamız lazım. Tek sıkıntı şu, yatırımcılarımız kredi pozisyonlarını doğru ayarlarlarsa, o kredi, çünkü Viyop tarafında birçok yatırımcıyı sıfırlamıştı geçtiğimiz günlerde. Riskini doğru ayarlamadıkları için. Yani tüm parası kadar aldıkları için. Orada o yüzden ben burada dip arayışlarının biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. 1500 kırıldıktan sonra ancak biraz daha umutlu konuşmalarımız başlayabilir. Ama aşağı yönde de geri gelişleri açıkçası alım fırsatı olarak doğru hisseleri bulmak için gücümüzü harcamamızda ben fayda görüyorum. Model portföyü güncellenecek mi diye sormuşlar. Gereklerde zaten. Model portföyle ilgili şöyle söyleyeyim. Bu güncellenecek mi sorusunun cevabı olmaz zaten. Yani karar verilir. Siz bildirilir yani. Bu tekrar yayınlanır. Değişen hisse neyse. O yüzden o yönde düşünüyoruz. Peki, gibi bir şey cevap. Hazır ses düzelmişken hızlı hızlı birkaç tane hisse de bakalım. EKGY'ye o sormuşlar. Evet, hemen bakalım EKGY'ye. Şimdi bu hisse de son birkaç gündür Kanal İstanbul'la ilgili haberlerden dolayı Mina Hanım biraz hareketlilik var. Pozitif yönde bir ayrışma görüyoruz. Burada benim dikkat ettiğim tek nokta, şu an için hisse 200 günlük ortalamanın altında. 200 günlük ortalamanın altında olması henüz kritik eşiği aşmadığını görüyoruz. Yani hissenin yeni bir trende başlaması için. Burada 2.06 çok önemli bir seviye. 2.06'nın üzerinde kalmayı başardığı sürece ve 2.06'nın da bir üstünde de 2.20 seviyesi var. Çünkü 2.06 kırılırsa yukarı doğru çok yüksek olasılıkla 2.20 de görülür. Ama 2.20'nin aşılması bence henüz biraz erken olur. Peki Arçelik'le devam edelim hızlıca. O yüzden bu hissede 2.06'nın kırılıp kırılmayacağını takip etmemiz lazım. Arçelik'e baktığımızda bugün pozitif ayrışan hisselerden bir tanesi. Mali açıdan çok iyi bir hisse ve bayağıdır da aylardır da açıkçası 33 fiyat etrafında yatay ama hafif yukarı yönlü bir eğilimi var. Benim burada gördüğüm bu hissede orta vadeli yön yukarı. Uzun vadeli yön zaten yukarı ama orta vadeli yön de yukarı. 34,5 seviyesi kırılması halinde biz hissenin önünde 38-40 gibi rakamların hedef olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Aşağı yönde düşüşler de sınırlı olacaktır. Yani 32-50'nin altını çok fazla beklemiyoruz. Borusan'la devam edelim. Hemen bakıyorum. Borusan'da da daha önce aslında bu geçen yılın Aralık ayında hisse 16-30 seviyelerinden hatırlarsak 37 fiyat seviyesine kadar yükselmişti. Aslında arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu kadar sert, hızlı yükselen bir hissenin ya da bütün hisselerin ardından bunun bir dağıtım süreci olur. Yani gitmez. Bu aylarca bu fiyatlar alıştırılır. Küçük yatırımcıya alıştırılır. Burada da şayet operasyon devam etmeyecekse daha önce 16'lı fiyatlarda
toplanan hisseler burada belli bir fiyat marjı içerisinde piyasa yapıcısının örnek veriyorum hisse 28 ile 36 arasında bir zigzag dalgalanma içerisine girmiş. Bu aylardır bugüne kadar yaklaşık 3 aydır 4 aydır fiyat alıştırılıyor bu fiyat seviyelerine. Burada benim tekrar bir yükselişten bahsedebilmem için 32 hatta 33 fiyat seviyesinin kırılması gerekiyor. Üzerinde kapanışların olması lazım. Onun haricinde bunu görmediğimiz sürece burada düzeltme halen devam ediyor diyebiliriz. Aşağı seviyesinde 27 destek, daha aşağıya gelmesi için 27'nin kırılması gerekiyor. Yukarıda da 33'lere gidebilmesi için mutlaka burada 60 günlük ortalama 29.80'de bu seviyenin kırılması gerekiyor. Peki Sabancı Holding. Sabancı Holding ile ilgili çok bizim beğenebileceğimiz tarzda bir trend yok. Çok yatay bantta çok fazla dalgalanmalar görüyoruz. Ve hisse senedinde açıkçası piyasaya paralel güçlü bir trend yok. Öyle söyleyelim. Halen yatay bir bantta zigzaklar çiziyor. Piyasada olumsuzluklara çok daha fazla tepki veriyor hisse senedi. Benim buradaki beklentim ancak bir tepki yükselişi olabilir. Birçok hissede olduğu gibi boşluklar var. Gap oluştu geçtiğimiz günlerde. O gap boşluğu da 9.60. Bu mutlaka %90 dolacaktır. Çünkü piyasada yani çok fazla bir olumsuzluk beklemiyorsak bu gapler mutlaka dolacaktır. Bu gap'lere oynamakta fayda var. Aşağı yönde 8.30 kuvvetli bir destek. Bence 8.30'un çok altında kalmayabilir. Yukarıda da söylediğimiz gibi gap'in kapanması için 9 seviyesinin kırılması gerekiyor. Muhtemelen burası hızlı bir şekilde kırılır. Ama 9'u iyi gözlemlemek lazım. Peki, Tofaş. Evet, otomotiv sektöründe bizim bilanço olarak en çok beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Bu hissede şöyle söyleyelim, yaklaşık olarak Ocak ayının ortalarından beri yatay bir hareket görüyoruz. Yaklaşık olarak 34 fiyat seviyesinin etrafında hisse senedi yatay hareketini sürdürüyor. Bu yatay hareketin ben yukarıya doğru kırılma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden risk almak istemeyen yatırımcılar bu tarz hisseleri yakın takibe alabilir. Burada da şöyle 35-70 direnç seviyesi kırılması durumunda hissenin 40 ve daha yukarılara doğru gitme ihtimali bence artacaktır. Peki, güvenli liman diyebileceğimiz sağlıklı hisselerden bir tanesi. Hangisi? İşmenkul. İşmenkul. Evet. Bilanço açısından çok iyi bir şirket, aracı kurum, karlılık açısından ve çok ciddi trendlerin arasında ardından ara ara belli bir dönemlerde düzeltmeler yaşanıyor. Şu anda benim gördüğüm burada biraz düzeltme eğilimine girmiş bayağıdır. Mart başından beri bu hisse düzeltme eğilimine girdi. Burada 200 günlük ortalamanın geçtiği 12.60 seviyesinin altına sarkmasını açıkçası fazla beklemiyoruz. Gelirse de
trendte bir bozulma olur ama ben bu ihtimali düşük görüyorum. Bence öyle tekrar yeni bir dip oluşması durumunda, buralara gelmesi durumunda alım fırsatı gibi düşünmek lazım. Benim kanaatim burada 17 hatta 18 fiyat ile 14 fiyat seviyesi arasında bir taban oluşumu gözlemleyebiliriz. Bunun ardından tekrar kaldığı yerden devam etme ihtimali yüksek. Peki Arena sormuşlar. Hemen bakalım. Evet, Arena'da geçen yıldan beri çok düzenli bir yükseliş trendi görüyoruz. Yani yatırımcıyı neredeyse hiç üzmemiş. 200 günlük ortalamanın üzerinde sürekli yukarı orta vadeli yükselişini sürdüren bir hisse senedi. Bir saniyenizi alacağım. Hemen bir evet. Finansal birkaç göstergeye bakıyorum. Evet. Burada aslında hisse senedi geçen yıldan beri bayağı prim yapmış gibi görünse de aslında çarpanlar açısından halen ucuz seviyede. Geçen yıl sermayenin neredeyse tam iki katını kar açıklamıştı. FK açısından biraz yüksek gibi görünüyor. Aslında bu tarz hisselerde, bu sektörde bu FK'ların aslında makul seviyeler olduğunu görüyoruz dönem dönem. Normalde başka bir sektörde bu tarz bir FK'nın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ama şu an için bence burada biraz daha temkinli hareket etmek lazım. Burada yeni bir pozisyon açacaksak 63 seviyesinin, fiyat seviyesinin hacimli bir şekilde kırıldığını görmemizde fayda var. Bu görülürse ise de tekrar yeni bir yükselişten bahsedebiliriz. Aşağıda da 52-70 seviyesi kuvvetli destek. Buranın kırılması durumunda burada biraz daha zaman kaybedebiliriz. Yani çok bozulmaz ise ama biraz daha yatay ve aşağı yönlü bir eğilime girebilir. Şu an için çok güçlü duruyor ise. O yüzden ben burada 62'lerin, 63'lerin biraz daha kırılmasını görmek için beklemekte fayda görüyorum. Peki BİMAŞ var sırada. Evet, BİM'e baktığımızda bu hissede aslında orta vadeli ve uzun vadeli trend yukarı. Net olarak söylüyorum. Orta ve uzun vadeli trend yukarı. Böyle mali yapısı çok güçlü, problemsiz şirketlerde strateji şöyle ilerliyor. Trend. İyiyken bilanço beklentilerin çok daha üzerine geldiği zaman yükseliş devam ediyor. Biraz piyasaya paralel hareket ettiği zaman finansallar aşağı doğru trend oluşmuyor da daha çok bu yatay bantta hareket ediyor. Düzeltmesini yatay yapıyor bu tarz şirketler. En azından BİM'in karakteri bu şekilde. Burada geçen yılın öyle söyleyelim ortaları geçen yılın yani 2020'nin ortasından itibaren 67 fiyat seviyesi etrafında fiyatın yatay gittiğini görüyoruz. Bunun etrafında belli bir regresyonda dalgalanıyor. Bunun devamının ben yukarı doğru evrilme ihtimali yüksek öyle söyleyeyim. Burada da dikkat edeceğimiz tek şey rakam olarak 70'in üzerinde 75'in kırılma
eğilimi görmemiz durumunda, 75'lere doğru bir eğilim görmemiz durumunda para girişi destekliyorsa bu ise artık tekrar yeni bir trende başlamıştır diyebiliriz. Stratejimizi bu şekilde kuracağız. Aşağı yönde ise düşük olasılık ama 64-50'nin kırılması gerekiyor. Bu olasılığın şu an için çok da anlamlı olmadığını söyleyebilirim. Gözde. Evet. Bu hissede de aslında güçlü bir trend yapısı var. Orta vadeli trend bu hissede yukarı ve belli bir yıl başından itibaren, geçen yılın son ayından itibaren bu hisse biraz daha yatay, dalgalı bir seyir izliyor. En son bir iştirakinin satışının ardından hissede bilanço olarak çok iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Burada yeni bir takım haberler daha gelme ihtimali yüksek. Çünkü bu şirketin işi bu. Al, büyüt, sat şeklinde. Ve yabancının şu son yılbaşından beri yabancının alım yaptığı birkaç hisseden bir tanesi. Öyle söyleyelim. O yüzden ben orta vadeli pozitif bakıyorum bu hisseye. Hissede sağlıklı bir çıkışın, yükselişin başlayabilmesi için de 8.50'nin kırılması gerekiyor. Peki Penguin? Evet. Burada da bu hissede aslında şöyle söyleyelim. Geçen yıldan itibaren çok güçlü bir trend yaşandığını, yükselişin yaşandığını görüyoruz. Yaklaşık olarak bir seviyelerinden başlayan yükseliş ortalama 7-7,5'a kadar devam etmiş. Devam etmiş. Şu anda da aslında bu yükselişin ardından 1'e 7'lik yükselişin ardından bir düzeltme yaşanıyor. Düzeltmede de kritik seviyelerdeyiz. Yani 200 günlük ortalamaya şu anda kadar geri gelmiş durumda. 7'lerden 4'lü fiyat seviyelerine kadar geri gelmiş durumda. Burada hissede 4'ün altında kalmaya devam ederse bir miktar daha olumsuzluk yaşama ihtimalimiz devam edebilir. Ama tekrar 4.10'ların üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa şu an için yani en iyi ihtimalle bir tepki görebiliriz. O da 5'lere kadar. 5 seviyesine kadar. Aselsan sormuşlar. Aselsan'a baktığımızda bu hisse senedinde uzun zamandır aslında yatay bir trend vardı. Sonra son yaşanan gelişmelerle birlikte, kurla ilgili yaşanan gelişmelerle birlikte hisse senedi 200 günlük ortalamasının altında kapanışlar yapmaya başladı. 200 günlük ortalamayı da söyleyelim. 16.60 fiyat seviyesi. Bu seviyenin altında kapanışlar yapmaya başladı. Fakat ben bu hisseyi biraz daha orta ve uzun vadeli yatırım amaçlı düşünmesi taraftarıyım. Kısa vadede piyasaya paralel bir hareket etmiyor. Onu yatırımcılarımız bilsin. Ama hissede son böyle 3 yıllık söyleyelim, 3 yıllık bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşumu var. 3 yıllık. Bu çok önemli. Böyle bir formasyonun ardından tekrar yeni bir yükseliş başlama ihtimali bence çok yüksek. Ama kısa vadede yatırımcıları çok memnun etmeyebilir.
Ancak bir tepki yükselişi olabilir. Bu söylediğimiz formasyonun bitip yeni bir trend başlayabilmesi için açıkçası 18.50'lerin de fiyatların geçiyor olması lazım. Bu seviyelerde işlem görmeye başlıyor olması lazım bu şirketin. Böyle bir durumda hiç düşünmeden bir yıllık, 6 aylık bu hisse senedine yatırım yapılabilir. Çünkü formasyon bozulduktan sonra, yani bittikten sonra daha doğrusu bu formasyon en az 1-1,5 yıl yükseliş devam edebilir bu hissede. Ama söylediğimiz gibi 18.50 seviyelerinin artık aşılmaya başlaması lazım. Yapı Kredi. Yapı Kredi hissesinde şu an için hisse geçen yıldan beri 3.20 ile 1.80 arasında zigzag çiziyor. Öyle söyleyelim. 3.20, 1.80. Sonra tekrar 3.20, şu anda 2.20. Bu hissede ben diplere çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yani en kötü senaryoyla burada bir %10 daha aşağı potansiyel olabilir. %10'luk. Ama bunun haricinde piyasa dönmesi halinde tekrar önceki zirve seviyesi olan 3 onların tekrar görülme ihtimali bence çok yüksek. Aşağıya doğru sınırlı, yukarıya doğru daha ucu açık bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Peki, sırada Turkcell var. Az önce Yapı Kredi'yi konuştuk. Evet. Turkcell hissesine baktığımızda piyasayla çok da alakası olmayan bir trend yapısı var. Belli bir nasıl diyelim %15'lik bir açıyla devam eden bir trend çizgisi çizelim. Yukarıya doğru %15'lik bir açı. Bunun üzerinde sürekli belli bir dalga boyunda fiyat hareketleri görüyoruz. Turkcell'de şu anda da bu yukarı trendin gördüğüm kadarıyla dip seviyesinde. Yani bu belli bir dalgalanmanın taban dip seviyesinde. Burada ben aşağı yönlü düşüş ihtimalinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Nedir? 14.50'ler aşağı kırılırsa burada muhtemelen zaten her şey aşağı gider. Yani muhtemelen çok beklemediğimiz başka şeyler olmuştur. Bir bu değil, bütün hisseler aynı şekilde düşer. Ama 14.50'nin kuvvetli seviyeler olduğunu düşünüyorum. Burada da tekrar 15 hatta 16 seviyesi kırılabilirse, üzerinde kapanışlar görebilirsek Mine Hanım, 17.5'lara doğru ilk aşamada bir tekrar önceki zirve seviyesi tazelemesi yaşanabilir. Test edebiliriz. Yani güçlü bir trendi var çünkü hissenin. Ben buradaki şu an için biraz daha yatay hareketini devam ettirecektir. Devamında önceki zirve seviyesi tekrar ben test edilir diye düşünüyorum. Migros'ta devam edelim. Son 5 dakikamız bu arada. Covid belirtilerim yok arkadaşlar. Sadece biraz öksürüğüm var. Migros'ta geçen hatta 2019 yılından itibaren, ortalarından itibaren başlayan yükseliş trendi, 12 fiyat seviyelerinden başlayan yükseliş trendi hissede 40 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra bir yatay eğilim başlamış. Yani aslında şöyle söyleyelim, klasik bir strateji. Belli bir
yükseliş yaşandıktan sonra 1'e 3'lük bir hissede 1'e 3'lük 1'e 4'lük bir yükseliş görüldükten sonra aslında o hisseyi belli bir süre yatay tutmak çok karlı. Yani bence bunu kurgulayan kimse çok güzel kurguluyor. Doğru bir strateji. Dağıtım yaşanıyor. Yani yeni, tekrar devam etmiyor şirket. Yani bütün hisseler için geçerli. Yani bunu biz sığ hisselerde daha çok görüyoruz. Böyle mali yapısı daha güçlü hisselerde yabancının işlem yaptığı bu tür tahtalarda da bu tarz 1'e 3'lük, 1'e 4'lük çıkışlarının ardından bunun bir dağıtım süreci oluyor. Şu anda biz o süreci yaşıyoruz. Ve benim gördüğüm kadarıyla burada tekrar pozitif düşünebilmemiz için ilk aşamada 40'ın kırılması lazım. Bence bu da yeterli değil. 45'lere kadar ancak tepki çıkışı diyebiliriz bu çıkışın adına. Buralar görüldükten sonra burada yeni maliyetlerin oluşması lazım ki hissede 50-55'lerden bahsedebilelim. O yüzden ben 45 seviyeleri çok rahat görülebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun için öncelikli olarak 200 günlük ortalamanın geçtiği 39-50 seviyesinin yukarıya kırılması gerekiyor. Bu gerçekleşirse burada tepki yükselişi devam edebilir. Aşağı yönde ise 35'in altını çok fazla beklemiyorum. Yani burası kuvvetli bir destek diyebiliriz. Peki, Verus. Bu hisse senedinde bilanço olarak oldukça güçlü bir bilanço var. Orta ve uzun vadeli trendin yükseliş yönünde olduğunu görüyoruz. Aynı Migros'ta olduğu gibi hisse senedi geçen yıl yaklaşık olarak 20 fiyat seviyelerinden işlem görüyormuş. Daha sonra bu yıl 75'lere kadar çıkmış. Şimdi bu kadar bir yükselişin ardından açıkçası tekrar bir piyasa dağıtımı süreci yaşanıyor. Yani hisse primlenmiş, öyle söyleyelim. Piyasa ortalamaların üzerinde bir fiyattan işlem görüyor. O yüzden burada bizim olumlu düşünebilmemiz için tekrar sıfırdan yeni bir yatırım yapmayı düşünebilmemiz için 70 fiyat seviyesinin üzerinde yeni maliyetleri, para girişlerini görmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda bu hisse senedi tekrar cazip hale gelebilir ama şu an için benim gördüğüm bu 20'lerden başlayan yükselişin düzeltmesi, piyasaya dağıtımı halen devam ediyor. Peki, ağzınıza sağlık İsmail Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar.